3 ay aradan sonra merhaba. Doğrusu sözlerime tabii ki cezaevlerinden başlamak istiyorum. Çünkü cezaevinden geldim, Silivri cezaevinden. Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin diyelim, yeni tablosu. Milletvekilleri cezaevlerine giriyor, sonra çıkıyor. Milletvekiliyken orada her gün aranıyor. Her avukata gidişte, her gelişte bir infaz koruma memuru tarafından üstü aranabiliyor. Her türlü sıkıntıya, kısıtlamalara maruz kalıyor. Cezaevi müdürünü görmek için dilekçe vermeniz gerekiyor. Kitap almak için aylarca uğraşmanız gerekiyor. Ve benzeri, bu sorunları anlatmayacağım tabii. Ben sözlerime şu anda hala cezaevinde bulunan başta eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'a, Edirne cezaevinde bulunan Hakkari milletvekilimiz Sayın Abdullah Zeydan, yine Kandıra'da bulunan Mardin milletvekilimiz Gülser Yıldırım, yine Kandıra'da Çağlar Demirel, Ferhat Encü vekillerimize, Silivri'de bulunan Ayhan Bilgen ve Selma Armak vekillerimize, Sincan cezaevinde bulunan İdris Baluken ve Burcu Çelik vekillerimize buradan selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Çünkü biliyorum ki onlar şu anda Meclis TV'de bizi izliyor olacaklar. Böyle sansür ortamında Meclis TV bile bütün engellemelere rağmen aslında bir soluk olabiliyor. Tabii ayrıca ben bir kısmınız biliyordur, 33 gün yalnız tutuldum tecrit altında. Her türlü hukuksuzluğu barındıran bir tecrit. 33 günden sonra Hakkari milletvekilimiz Selma Irmak'la birlikte aynı odayı paylaştık. Şimdi maalesef kendisi yalnız kaldı ama sevgili Sebahat Tuncel'le birlikte kalıyor. Özel olarak da Selma Irmak'la 2 ayı yaklaşık birlikte geçirdik. Onu sıkıca kucaklıyorum, sevgilerimi gönderiyorum ve en kısa zamanda bizlerle birlikte olmalarını diliyorum ve olması gerekeni söylüyorum. Aynı zamanda Sebahat Tuncel, eski İstanbul milletvekilimiz ve DBP'nin eş genel başkanı hala. Değerli arkadaşlar, 3 ay kısa gelebilir, uzun bir süre değil. Ama ben şahsım adına söylüyorum, ülkemiz adına, ülkemizin demokrasisi adına emin olun çok üzüldüğüm 3 ay geçirdim. Çünkü içeride düşünme, tefekkür etme, değerlendirme olanakları belki o sükunet ortamında biraz daha fazla oluyor. Ülkenin geldiği noktaya, Türkiye'nin geldiği noktaya acıdığımı ifade etmek istiyorum. Bunu içerideki duygularımı bugün buradan ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu ülkede kaybedilen aylar, yıllar, kaybedilen canlar, mallarına, doğasına üzülmemek hiçbirimizin elinde değil. Ben bunlara çok üzülüyorum. Ve her birimizin, yani hepimizin farklı meslekleri var. Farklı illerden geldik, farklı kültürlerden geldik, yaşam öykülerinden geldik. Ama şunu biliyorum, siyasi kimliklerimizden azade bir şekilde ifade etmek istiyorum. İnsan olmamızdan kaynaklı düşüncelerimiz ve duygularımız olmalı. Hayat sadece siyaset değil, ideolojik yaklaşımlar değil. Bizler her birimiz birer insanız ve insana dair her şey bize tanıdıktır. Bize yabancı değildir. Bu duyguları da paylaşmak istiyorum. Tabii bunları söylerken sakın ha şöyle düşünmeyin. Bu duygular şahsi değil. Ben şahsım adına ya da eminim birlikte kaldığım arkadaşlar Silivri'de Ayhan Bilgen, Selma Armak, Nursel Aydoğan, Sebahat Tuncel, Nihat Akdoğan, Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediye Başkanımız karşılaşıyorduk. Tabii konuşmak yasaktı. Aynı partide çalışıyorsunuz ama camın arkasında bile konuşamıyorsunuz. Biz demokrasi için, özgürlükler için, bu ülkenin geleceği için değil 3 ay, 10 yıllar yatarız. Bu bedeli öderiz. Yeter ki bu ülke daha güzel bir geleceğe kavuşsun. Bizim bu üzüntümüz, benim bu üzüntüm asla şahsi değil. Şüphesiz her birimizin eşi, çocuğu, yakınları vardır. Ama sorun biz biz değiliz. Milletvekili seçildikten sonra halkın iradesini temsil ediyoruz. Ve halkın verdiği oyları temsil edememek, hele hele bu şekilde parlamenter olduğunuz halde
orada cezaevinde dört duvar arasında kalmak umarım hiçbir milletvekilinin yaşayamayacağı bir durum olur bundan sonra. Başta yani bu parlamentodaki bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Daha önce cezaevinde yaşayan milletvekilleri de var burada. Şimdi gerçekten şunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Yani ben 3 ay yattım ama arkadaşlarım 7. aya girdi. Eş genel başkanlarımız 4 Kasım'dan bu yana cezaevindeler. Ve cezaevini umarım yaşamazsınız. Umarım. Çünkü bu başka bir deneyim. Ama şu da başka bir deneyim. Yani orada yatmakla demin ifade ettiğimi biraz açmak istiyorum. Bilsek ki bizim yatmamızla cezaevinde bu ülkede kan duracak. Savaş bitecek. Biz ekonomik olarak kalkınacağız. Türkiye uluslararası düzeyde daha itibarlı bir ülke haline gelecek. Çocuklar ölmemeye başlayacak. Çocuk işçilik olmayacak. Kadınlara yönelik şiddet bitecek. Kürt meselesi çözülecek. Barış gelecek. Bunlar olacaksa biz yine yatmaya hazırız. Peki ne oldu? Ben gittim ve geldim. 3 ay. Dosyamı anlatmayacağım. Çünkü ortada bir dosya yok. Bütün arkadaşlarımın dava dosyasını biliyorum. Tutuklu ve tutuksuz arkadaşları da dava dosyalarını biliyorum. Bazen sizlerle paylaşıyordum. Çok uzun yıllar ceza avukatlığı yaptım. O yüzden paylaşıyordum. Yani bildiğim bir mesele olduğundan. Şimdi soruyorum gerçekten milletvekili arkadaşlarıma. Ne değişti? Şu anda milletvekilleri, 10 milletvekili arkadaşımız hala cezaevinde. Ne oldu? Neyi etkiledi Türkiye'de? Bir şey etkiledi mi? Bunun cevabını verelim bence. Şimdi ülke daha mı özgür? Şimdi barış mı geldi? Ölüm bitti mi? Ekonomik olarak biz aydınlığa çıktık mı? Ne oldu? Yani bu içeriye hukuksuzlukla eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız ve 84 belediye başkanımız aynı zamanda. İçinde 3 büyükşehir belediye eş başkanlarının olduğu. Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanımız çıktı ama Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanları hala cezaevindeler ve belediyeler kayyumlarla yönetiliyor. Peki şimdi barışa daha mı yakınız? Bu faturayı birileri üstünden atarak HDP'yi günah keçisi haline getirerek adeta bütün kötülüklerin müsebbibi olarak göstererek barışa yaklaşıyor muyuz? Hayır. Uzaklaşıyoruz. Yani ben 10 gün oldu çıkalı binlerce tabii ki insanla görüştüm. Hem seçmenlerimizle hem ailemizle farklı kesimlerden. Emin olun bu soruların cevabını hayır, daha uzaklaştık. Çünkü 94 ve 2017 aynı değil. O dönem 23 yıl sonra farklı bir yöntemle ve sistemle tekerrür ettiriliyor. Peki hoşgörü arttı mı? Hayır. Kutuplaşma arttı. Öfke adeta bölgeler arasında, kimlikler arasında, inançlar arasında, şimdi referandumda da evet ve hayırcılar arasında uçurum büyüyor. Bu uçurum bizi götürecek. Buradan çok söyledim. Ama hepimizi... Biri hayır dedi, biri evet dedi, o gitmesin diye bir şey yok. Çünkü sonuçta hepimiz totalde bir zarar görüyoruz. Yalnız yani şunu sağduyuyla, vicdanımızla yanıtlarsak, bunu sizden istiyorum. Sadece vicdanınızla bu sorularımın yanıtının hayır olduğunu hepimiz biliyoruz. Milletvekillerini, siyasetçileri, gazetecileri, insan hakları savunucularını, kadınları cezaevine kapatarak biz bu ülkede bir adım ileri gitmiyoruz. Geri gidiyoruz. Sürekli geriye doğru bir gidiş var ve Türkiye bunu hak etmiyor. 80 milyon yurttaş emin olun bunu hak etmiyor. En azından ben hak etmediğine inanıyorum. Peki ben ve arkadaşlarımın tutuklanması ne kazandırdı? Bunun bir muhasebesi yapılıyor mu acaba? Kürt halkında, Türkiye halklarında, İstanbul'dan benim seçim bölgem olan Adana'da, Diyarbakır'dan Hakkari'ye ya da İzmir'e bizim seçmenlerimiz ne hissediyor? Bu ayrımcılığı nasıl karşılıyor? Peki diğer partilerin seçmenleri ne hissediyor?
Gerçekten bunu sorgulamanın zamanı geçti, geldi demeyeceğim. Ama çok geç olmamalı, bunları sorgulamalıyız. Peki benim tahliye olmam ne kaybettirdi? Bir şey kaybettik mi? Türkiye bir şey kaybetti mi? Parlamento bir şey kaybetti mi? Ya da ben neyi engelliyorum? Ben seçmenlerimi, Türkiye'yi parlamentoda, dışarıda temsil etmeye çalışıyorum. Yasama faaliyetine katkı sunmaya çalışıyorum. Hepiniz gibi. Burada partimiz adına görüşlerimizi, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İçeride olmam bir şey kazandırmadığı gibi dışarıda olmam, tabii bu şahsımla ilgili değil, ben bütün arkadaşlar adına söylüyorum, hiçbir şey kaybettirmiyor. Bu nedenle bütün bu meseleleri çok ayrıntılı düşünmek gerekiyor. 3 aylık sürede en çok sorulan soru, 10 günlük sürede ne yaptınız, nasıl geçti hele yalnızken? Vallahi ne diyelim, en çok kitap okunuyor, öyle söyleyeyim. Çünkü zaman bol. Hiçbirinizin olmadığı kadar önermiyorum tabii. Ama düşerseniz bol bol kitap okuyabiliyorsunuz. Hani böyle aklınızda kalan, zamanında okumak istediğiniz, hani böyle listeniz vardır ya hepimizin. O kitapları sıraya koyup okuma şansı elde ediyorsunuz. Başka dışarıdan haber almanın yolu televizyon, yazılı basın, gelen görüşçüleriniz, avukatlarınız. 3 ay boyunca ben ve arkadaşlarım, benim ayrıca Anayasa Komisyonu üyesiydim ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz, hem komisyonda hem burada mecliste anayasa çalışmalarında çok aktif bir durumdaydım. O kadar emek verdiğim anayasa referandumunda dört duvar arasındaydım. Ve tabii ki ilgimiz dahilinde hem milletvekili olarak hem de özel olarak komisyondan dolayı televizyon çok izledik. Buradayken bu kadar etkilenmemiştim. Ya bir koro izliyorduk. Tek sesli. Bütün kanallara bakıyorduk. Sağ olsun iyi bütün kanallar vardı. Haber kanalları sabah 8'de açıyoruz. Gece yatıncaya kadar sesini kısıyoruz. Ara ara altyazılar, yeni gelişmeler. HDP yoktu. Sanki HDP diye bir parti yok zaten. Milletvekilleri içeride değil. 6 milyon oy almamış. Kampanya yapmıyor. Milletvekili arkadaşlar çalışmıyor. İl ve ilçe örgütlü yöneticilerimiz her gün tutuklanmıyor. Onları alıyorduk. Her gün tutuklamalar olduğunu alıyorduk. Ama sabahtan geceye kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan, bir de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu artık yani bir süre sonra üç yüzü görmekten, tabii en çok ilk ikisi, şey hale döndük. Yani yeni bir şey söylediler mi? Hani ona dikkat ediyorduk. Dışarı çıktığımda arkadaşlara sordum. Ya dedim, içeride biz yoktuk. HDP'yi göremedik. Tabii doğal olarak partimizi görmek istiyoruz. Küçücük de olsa ya bir şey dedi mi? Miting nasıl geçti? Nevroz nasıl geçti? 8 Mart nasıl geçti? Televizyonları açıyoruz, yok bir şey. Nevroz'a ilişkin yüz binler Diyarbakır'da Nevroz Meydanı'nda toplanmış. Avukatlar da o gün gelmediler, aksilik bu ya. Merak ediyoruz nasıl geçti, iyi mi? Bütün Nevroz'a ilişkin haberler şuydu. Altyazı neydi? Bıçağıyla Nevroz alanına girmek isteyen Kemal Kurkut öldürüldü. Bu bütün haber bu. Ya var mı? Yani başka ne oldu? Neyse sabah gazeteler geldi, bir şeyler öğrendik. Dışarıda arkadaşların söylediği daha da ciddiydi bizimkinden. Biz de görmedik dışarıda dediler. Sansür size yansımadı televizyonlar ama dışarıda da HDP yoktu. Çünkü buharlaştırdılar. Yani sanki yok. Bu nedenle şunu hissettim. Çok acı hissettim ama. Ben cezaevinden yarı açık cezaevine geldim. Aslında Türkiye'de dışarısı da cezaevi. Çünkü özgürce konuşamıyorsunuz. Ben çıktığımdan beri çok sayıda telefon aldım. Çok sayıda ziyaretçi oldu. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Meclis koridorlarında bana geçmiş olsun demek isteyenler kıyıda köşede, bu vekil de olabilir, personel de, bir bürokrat da olabilir, emin olun gizli gizli geçmiş olsun diyorlar. Korkuyorlar. Bana söylediler, ne olur vekilim, yani çok üzüldük, gelişinizi de çok sevindik, onlarca kişi. Tabii ki onların ismini asla vermem, sakın öyle bir şey beklemeyin. Çünkü başlarına
bir şey gelecek kaygısı var. Yani mecliste her kesimden söz ediyorum. Böyle bir ortamda, bu havada biz dışarıdayız. O nedenle ilk attığım tweet şey oldu. Cezaevinden yarı açık cezaevine geldim. Yani aslında burada da özgürlükler maalesef en son noktada kısıtlı. Bugün bir de Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Değerli arkadaşlar, son rakam 159 gazeteci sanırım hala cezaevinde. Silivri cezaevi, biz espri yapıyorduk, tırnak içinde tabii, ünlülerin cezaevi. Biz koridorlara çıktığımızda kimseyle karşılaşmamamız için bütün koridorlar boşaltılıyordu. Bütün çabalarına rağmen görmemiz engellenemiyordu. Çünkü avukat odasına gittiğimizde hemen karşıda gazetecilerin ve FETÖ diye hani tabir edilen, hepsi FETÖ değildi. İşte görüşçüleri görüyorduk. Kimleri görmedik ki? Mümtazer Türköne, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atala, yani uzaktan işte selamlaşıyoruz. Ve avukat arkadaşlar vasıtasıyla bu sefer onların koşulları bize aktardılar. Çok daha fazla canım yandı. Nasıl biliyor musunuz? Çok yazıldı Cumhuriyet Gazetesi'nde bunlar. Haftada bir gün bir saat avukatla görüşme hakları var. Sadece haftada bir gün bir saat. Mesela biz haftanın 7 günü sınırsız bir şekilde avukatlarımızla görüşebiliyorduk. Peki bir de havalandırma var cezaevlerinde. Girenler bilirler. Sizin tek özgürlük yerinizdir. Dışarısı işte 10 metrekareye çok dardır. Ama gökyüzünü görebiliyorsunuz orada. Toprak yok, çiçek, hiçbir şey yok insana dair, doğaya dair. Ama gökyüzü size çok iyi gelir. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının havalandırmalarının üstünde çift katlı teller varmış. Ha, bizimkinde yoktu demeyin ha, bizimkinde de vardı. Biz Selma Hanım'la birlikte aynı odaya girdiğimizde bir ay o tellerin sökülmesi için kaç dilekçe verdik, kaç kere görüştük bilmiyorum. Ya niye tel var? Biz havalandırmada bari gökyüzünü görelim. Bu büyük bir haksızlık dedik. Sonra neyse dediler ki vinç gelecek. Bilmem ne gelecek. Meğerse çok basitmiş. Sonra neyse vinçsiz bir baktık bir gün bir teli söktüler. Bir de böyle bürokrasi. Bir hafta geçti, diğeri hala orada. Ya niye ikincisini kaldırmıyorsunuz? Personel yok dediler. Neyse son 20-25 günü gökyüzünü görebildik. İşte gazeteciler gökyüzünden yoksun, avukatla görüşemeden haftada bir saat ve o da kayıt altına alınıyor görevli eşliğinde. Kitap alımı yasak, mektup alıp göndermek yasak. Cezaevleri için bu çok hayati meselelerdir. Orada tutuluyorlar ve gazetecilik mesleği Türkiye'de en özgür meslektir diye ifadelerle rastlıyoruz. Nasıl bir şey? Bilmiyorum yani, bunu sizin takdirinize, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Tabii ki diğer cezaevleriyle ilgili de çok başvuru geldi bize. Mesela dün aldığım bir başvuru, daha doğrusu avukat arkadaşlarla görüştüm. Elazığ cezaevinde, içinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanımız Fırat Anlı da orada. Bir hafta önce aniden koğuş sisteminden tek kişilik hücre sistemine geçmişler. Herkesi dağıtmışlar. Şu anda Elazığ cezaevinde avukat görüşü 5'ten sonra yasak. Herkes tek tek hücrelere alınmış ve iletişimde ve avukat görüşü sırasında da mutlaka görevli bulunuyor. Cezaevine girmekle de kurtulamıyorsunuz yani. Orada da inanılmaz derecede bir sıkıntı. Tabii bundan şunu anlamayın ha, görevliler kötü davrandı, asla öyle bir şey de olmadı. Oldukça saygılı, yani sonuçta ne diyeceğiz, sen cezaevindeyiz. Bunu bizi siyaset atmış yani, yargı atmamış. Bizi yargı tutuklamadı. Bunu çok iyi biliyoruz. Orada bir saygı olmadı. Ama yüzlerce kişi eşliğinde kollarıma kelepçe taktılar. Ve bir de utanmadan şunu dediler bana. Vekilim lütfen şalınızı örter misiniz kolunuza? Niye örteyim ya dedim. Ben utanmıyorum ki. Siz utanın. Siz utanın siz. Bu benim için onur kırıcı bir şey değil. Eğer siz benim koluma kelepçe takıyorsanız bu asıl sizin utancınızdır dedim. İlgili önergeyi sundum. Hala Adalet Bakanı cevap vermedi.